Şimdi Gaziantep'e gideceğiz. Gülçin Şakaroğlu'nun 59 yıllık ömrünün, hep kavga ile geçirdiği ömrünün hikayesini getireceğiz ekranlarınıza. Çok şey yaşamış, haberimizde izleyeceksiniz. Fakat hayat kavgasından hiç vazgeçmemiş ve devletten aldığı destekle kendi çiftliğini kurmuş ve yine kendi ayakları üzerinde durmayı başarmış. Şimdi Gülçin teyzenin hikayesini getireceğiz ekranlarınıza ve böylece bize ayrılan ajans hafta sonunu da burada noktalayacağız. Herkese iyi günler diliyoruz. Bizler A Haber ekibi olarak Gaziantep'in Yavuzeli ilçesine bağlı Yöreli mahallesindeyiz. Bir kadın hayatta isterse her şeyi başarabilir. Neleri başarabilir? Gelin bunun cevabını verelim sizlere. Bizler bugün Gülçin Sakaroğlu'nun evine misafir olacağız. Gülçin teyzenin hayat hikayesini dinleyeceğiz. O azmiyle, çalışkanlığıyla pek çok şey başardı hayatta. Acılar da yaşadı tabii ki de. Eşini kaybetti. Eşinin yarım bıraktığı işi kendisi tamamladı. Gelin hep birlikte onun hayat hikayesini dinleyelim. Selamünaleyküm Gülçin teyze. Misafir kabul ediyor musun? Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve nasılsın? Teşekkür ederim. Her hayatta olduğu gibi benim hayatta da inişli çıkışlı şeyler oldu. Acı günlerim de oldu, tatlı günlerim de oldu. Sonra benim hayat devam etti. Terzilik yapıyordum bu çocukların yanı sıra. Gündüz onları bakıyordum. Yemekleri, çamaşırları. Çamaşır makinesi yok, bulaşık makinesi yok. Çamaşırları elle yıka, bulaşıkları elle yıka. İnanır mısın benim ortancıl oğlum Mehmet Baki? Dedi anne ben çalışmaya gidersem ilk paramı sana bulaşık makinesi alacağım. Yokluğu varlığı gördüler. Kızımla küçük oğlum rahat yaşadı. Diğer çocuklar abileri dedi anne hani biz zorluk çok çektik. Sen onlara yüklenme. Onlar ben hani dedim hani onlar da hayatı öğrensinler. Hayat kolay değil. Ekmek kazanmak kolay değil. Nakış işledim. Milletin örgüsünü yaptım. Mesela çocuğumu ayağımda sallarken örgü yapıp millete parayla örgü veriyordum. Mesela milletin oyalarını işliyordum. Çocuklarımı hiçbir zaman bir kimseye muhtaç etmedim. İnan onu geri getirmek için neler vermezdim ki. Yani hayat zor. Tek başıma kaldım bazen yani ne bileyim. Sabahleyin ilk kalktığımda mesela aç karnına çayını içerdi. Mesela beraber çay içmeyi çok özledim. Dokuz yıldır torunumu göremiyorum. Eşim öldükten sonra, torun gittikten sonra ben hayatım bitti ya. Tamamen bir boşluğa düştüm.